Gaziantep'te yaşayan görme engelli Göktuğ Ağar'ın yediği sucuğun içinden çıkan metal parçasının boğazına takılması yüzünden yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan engelli Arin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken sucuk firmasına tepki gösterdi. Ya sucuğu şey yaptım, demiri boğazıma takıldı. Ölüyordum yani. Son anda doktorlar sağ olsun ilgilendi. Hani ben yandım, başka insanlar da yanmasın. Aldığın ürünlere dikkat edin. Ya şey yapacaktık, getirdiler sucuğu bizimkiler işte. Onlar da fark etmedi. Son anda şey yaptık, tam yiyecektim boğazıma takıldı. Nefes alamadım. Orada nefes alamadım. Boğazıma takılınca zaten hemen doktora götürdüler hastaneye. Midemi şey yaptılar, temizlediler, yıkadılar. Çıkarcıyım tabi. Ya dikkat etmeleri gerekiyordu. Hani şimdi bizim gibi bir sürü görme engelli vatandaşlarımız var. Hani onların da ailesi yanında olmasaydı, onların da başına böyle bir şey gelebilirdi. Hani çok dikkat etmeleri gerekiyordu. Yani bizim ailemiz yanımızda olmasa mesela biz orada Allah etmesin ölür giderdik. Yani ben buradan tüm herkese söylüyorum. Engelli vatandaşlarımıza, ailelerine de söylüyorum. Aldığınız ürünlere dikkat edin. Hani bizler görme engelli vatandaşı olduğumuz için aileler olmasa ölebilirdik. Gaziantep 25 Aralık Hastanesi'ndeydim. Ailem korktu, oraya götürdüler. Onlar şey yaptı. Boğazıma takıldı, çok kötü halde nefes alamadım. Hiçbir şekilde o anda ne konuşabildim ne bağırabildim. Yani kötüydüm. Çok kötüydüm. Evet, sucuk almıştım marketten. Babasıyla beraber kahvaltı için hazırladık. Sucuğun arasında metal parça çıkmış. Çocuğun boğazına kaçtı, o da kaçmış. Babası falan, yani çocuk nefes alamıyordu. Hastaneye götürdüler. Yani bu bizim de boğazımıza gidebilirdi. Başkasının da çocuklarının boğazına gidebilirdi. Yani bu şekilde mağduruz. Yani biz parayı zor kazanan insanlarız. Yani bu şekilde paramızı çöpe atıyoruz biz. Aldığım çocuklar zaten duruyor burada. Parasını vermişim, burada duruyor çocuklar. Hastanede çıkartmışlar çocuğun midesinden. Yani bu geç kalınmış olay olsaydı çocuk, yani Allah göstermesin, ölebilirdi. Fakat burada zaten demir parçası sucuğun içinde hala duruyor. Telefon açtığımızda bildiğiniz yere şikayet edin dediler. Bunlardan da şikayetçiyiz.